İki tane panelistimiz var. Bir tanesi Ozan Sönmez. Ozan bu işin epeydir içinde. Biri de Okan Şencan. Okan da hem girişimci hem de ekosistem askeri. Bugün asker dedik diye fatigleri giymiş gelmiş. Gel Okan. Şöyle alayım seni. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ozan'ı da mikrofonluyorlar. Şunu kaldırabilir misiniz? Fotoğraflarda güzel durmaz. Şimdi kızar fotoğrafçımız bize yine. Boş koltuğu. Oğlum sen oraya oturma. Onu kaldıracağız. Sen öyle. Ha. Şimdi bunu çekeceğiz. Bizim resmimizi çekecekler. Ondan sonra başlıyoruz. Bunu ben de saklayayım o zaman şöyle. Evet, hazır mıyız fotoğrafımızın çekilmesine? Askeri ortaya koyduk. Evet gençler, fazla vakit kaybetmiyoruz. Ozan. Buyurun hocam. Senin bir batık girişimin var. İlk öyle başlıyoruz değil mi? Benim batık 1-2. 2 daha şu ana kadar batmış 2. 2 tane var. Ben herkese dijital dönüşüm falan anlatıyorum. Ondan sonra gittim Taksim'de kitapçı açtım. Taksim'de kitapçı açtın, o gitmedi. Ondan sonra sen bize katıldığında Bilgi Üniversitesi'nde bir şey yapıyordun galiba değil mi? Önce Impact Investing tarafını yaptım ben. Bilgi'de denetim, danışmanlık, finans yaptım. Bu arada kariyerle alakalı endişesi olanlar hiç endişelenmesin. Nereye gideceğiyle alakalı en ufak bir fikriniz yok. Tamamen istediğiniz şeyleri yapın, o gideceği yere gider. Sen ne okumuştun ya? Ben iktisat okudum. Sonra finans yaptım. Sonra çok finans yapınca sen dediler ki siyah beyaz olmuşsun, biraz git. Beni zorla yüksek lisans MBA'ye gönderdiler. İktisat okuyan var mı? İşletme okuyan var mı? Tamam. İktisat okurken ben, biz iktisat diyoruz, burada ekonomi diyorlar, Ankara ODTÜ. Ondan sonra işletmecilerle çok dalga geçerdim ben çünkü. İktisatçılar lineer, algebra falan yapıyorlar, işletmeciler kümelerde falan. Yani o yüzden çok kafa bulduğum bir bölümdü. Dediler ki sen bir git işletme yap. Yok dedim ya, ben sevmiyorum işletmeyi. Yap dediler, yap. Yaptım, Allah'tan yapmışım yani. Sağ olsunlar. Ben orada gri diye bir alan olduğunu öğrendim. İktisatta, finansta çünkü siyah. Sonra her şeyin gri olduğunu öğrendim. Sonra her şey griymiş, oradan hiçbir şey değişmedi. Ama şeyle ilgilenmeye başlamıştı. Zaten kitap vesaire hep var. Eğitim tasarlamak, eğitim dizayn etmek vesaireyle ilgilenmeye başladım. O dönemler girişimcilik falan yok yani öyle bir şey. KOBİ ve girişimcilik iş planı eğitimi vardı Bilgi MBA'de. Ona ben finans olarak destek vermeye başladım. Girişimcilerin yaptıkları, kendi sınıf arkadaşlarımın yaptıkları iş planlarının finans taraflarını yapmaya başladım. Benim hocam dedi ki sen bu işlerde iyisin, bu dersleri vermeye devam et. Tamam, çok güzel. Orada şeyi öğrendim. Okuyorsun, araştırıyorsun. Business Model Canvas diye bir şey varmış. Daha Türkiye'de kitap çevrilmemiş. İki tane falan dile çevrilmişti. Lean Startup diye bir şey varmış. Alex Osterwalder zamanı mı bu? Aynen aynen. Yani daha kitabın birinci senesi. İşte evet. Hızlandırıcı diye bir şey var. Y Combinator'ın ikinci senesi falan. Yani hiç ortada fol yok, yumurta yokken. Ben es kazandım. Amerika'da bile bayağı yeniyken. Hiç Amerika'da hiç yok. Sonra Amerika'ya gidip bu işin eğitimini almaya çalıştım. Amerika'daki hocalara ben anlattım Business Model Canvas. Bir dakika dedim, burası onun şeyi yok dediler. Biz eski usul yapmaya devam etmek istiyoruz. Dedim ben yeni bir şey var, hızlandırıcı falan, yok dediler. Biz incubation yapacağız. Neyse işte o dönem bir impact investing işine girdik. Hollanda'dan bir şirket Türkiye'de sosyal girişimcilere yatırım yapmak için fırsat kolluyordu ve programlar yapıyordu. Türkiye'den sosyal girişimcilere yatırım yapacak kimseyi bulamadık biz. Öyle olunca Özyeğin'le ilk sosyal girişimcilik incubation center'ı kurmak için proje geliştirdik. Tam o dönemde de ben size YGA'dayken tanışmıştım. Hepsi birbirinin arkasından üstüne geldi. Girişim fabrikasına geldi. Aynen, girişim fabrikasına geldim. Tamam. Social Kuluçka Merkezi falan. Şimdi sadece isimlerini söylemeni istiyorum. Girişim fabrikasından sonra çalıştığın kurumlar. Girişim fabrikasından sonra King Abdullah University of Science and Technology. KAUST. KAUST. Türkiye'deki bir üniversitenin yurt dışına sattığı ilk girişimcilik know-how'ını ürettik biz Özyeğin'deyken. Sağ olsun Erhan Hocam bize o programı dizayn etmiş şey verdi. Ben de programı kurdum ve onun sayesinde beni Suudi Arabistan'da dünyanın en büyük üçüncü fonuna sahip su, enerji, gıda ve water food energy, çevre alanında araştırma yapan bir üniversiteye gittim. Acayip invention var.
Acayip bilim var, buluş var ama inovasyon yok. Tabii bunların hepsi ithal. Tabii tabii. Hocaların ama, hepsi ithal. Yani çoğun global bir üniversite orası. Yani Berkeley ne kadar globalse orası da o kadar global. Ama şey yok. Bu arada buluşla inovasyon, invention'la innovation arasındaki farkı bu ekip biliyordur zaten. Bilmeyenler varsa Erhan Hoca'nın dersini kaçırdıysanız, biri yeni bir şey buluyorsun, öbürü de yeni bir şey uyguluyorsun. Bulmak yetmiyor. Bulduğun zaman akademik başarı oluyor. O güzel. Ama onu alıp toplumsal başarıya çevirmezsen, ekonomik başarıya çevirmezsen öyle bir kağıtta parçasında duruyor. Tamam. Oğlum sadece çalıştığın yerin ismini söyledim. Daldın gittin yine. Ben öyle Kaos. Ne kadar kaldın Kaos'ta? 1000 gün kaldım. 1000 gün. 3 yıl. Peki. Yıl ondan sonra? O arada MIT Enterprise Forum için çalıştım. MIT Enterprise Forum. Ondan sonra da Growth Circuit için çalıştım. Growth Circuit? San Francisco ofisinin başındayım. ODTÜ'nün San Francisco'daki bacağı. ODTÜ yatırım şirketinin, ODTÜ'nün kurduğu yatırım şirketinin San Francisco'daki şirketi. O ne kadar sürdü? O da yaklaşık işte 2,5 senedir falan San Francisco'dayım. Şimdi de freelance. Şimdi de geziyorum. İşte Orta Doğu, Yakın Doğu ve Türkiye'de. Yaptığın iş abi senin nedir? Ben bir araya getiriyorum neyi? Girişimciyle bilgiyi, girişimciyle yatırımcıyı, kurumlarla girişimci. Öyle diyeyim en iyi herhalde o. Süper. Olur. Sen aslında bir hızlandırıcısın. Ben alır acayip iterim evet, ben hızlandırırım. Ben hızlandırıcı. İterim ya da vururum yani hangisi de. Mentor hızlandırıcı. Evet, aynen. Sana gelelim. Batanlardan mı başlıyoruz? Sen ne okudun? Ben hukuk okudum. Evet. Şimdi bak arkadaşlar, iktisat okumuş, hukuk okumuş. Girişimciler hep mühendislerden mi çıkar falan diyorsunuz ya işte. Aslında ikisi de girişimci. Çıkabilir. Şey söylemedi, Ozan'ın bir de şeyi var. Neydi? Zillion Pitches diye bir girişimi var. O da artificial intelligence falan. Asansör yarışması eğitimi falan veriyor yapay zeka kullanarak. Son seansta bir asansör yarışması var burada. Hemen jüriye koyduk seni. Tamam. Uygulama evet, yapsınmış. Hukukçu olarak sen şimdi yani ya hakim olacaksın, ya savcı olacaksın, ya avukat olacaksın, ya notör olacaksın, evet, değil mi? Evet, gerçekten öyle. Annem mesela hala... Böyle sakal falan olmaz, saç sakal, bu kıyafet falan, ne oluyoruz? Var mı burada hukuk öğrencisi? Oo, bir kişi, bayağı, iki kişi, bayağı azmış. Üç kişi, noter sadece 2-0. Üç kişi, evet. dört kişi. Ya bizim de gerçekten hukuk olarak en büyük handikaplarımızdan bir tanesi o hocam. Hani kariyerin yolu çok fazla belli olduğundan dolayı girişimcilik için biraz daha çekinceli oluyorlar. Ben bunu bir hukukta bir de tıpta gözlemliyorum. Yani hani tıp okuyan girişimci de maalesef çok az oluyor. Direkt doğrudan şey yapmayı, doktor olmaya çalışıyorlar. 40 yaşından sonra falan onlar girişimci oluyor. Sen evet. Ama çıkar çıkmaz. Ben çıkar çıkmaz. Hatta ben şöyle ilk girişimimi üniversite 1'de kurdum. Orada zamanında işte İzmir'deydim. İzmir'de dedim ki ya bu kadar çok fazla restoran var, şey var ama bunlara ulaşmamışlar veya da bunlar web sitesi yaptırmamışlar. Yıl? Ve yıl 2013. 2013. 2013'te sonra dedim ki hani kimse bunlara ulaşmıyor ve insanlar da gidince ya bunlar bizi dolandırır diyorlar. Ben dedim hani bunu biraz şey yapmam lazım, kırmam lazım, farklı bir metot uygulamam lazım. Sonra biz şey yapmaya başladık. Web sitesine bakıyorum mekana, mesela diyelim Zorlu Performans Sanatları Merkezi. Ya buranın web sitesi yok mu? Yok, tamam. Ben buraya web sitesi yapıyorum. Daha hiç kurumla görüşmemişim, toplantı almamışım, hiçbir şey yapmamışım. Web sitesi yapıyorum. Sonra diyorum ki ben size web sitesi yaptım. Buyurun. Hani yani isterseniz hani parasını verin. Yani normalinde daha altına şey yapıyorum, söylüyorum. Parasını verirseniz direkt doğrudan açabiliriz. Adam da diyor ki ya ben bunun için normalde maliyete gireceğim, risk alacağım, uzun sürecek. Adam yapmış, getirmiş. Ya da verecek mi, vermeyecek mi, paramı kaçıracak mı, ne zaman yapacak, hiçbir şey belli değil. O yüzden de bizim ciddi yüksek bir oranımız vardı. Yani mesela bizim üniversiteye giden bir cadde vardı. Üniversiteye giden caddedeki hemen hemen her restoranı, her işletmeyi biz web sitesi yaptık o dönemde. Yani çok güzel de para kazanıyorduk. Yani mesela bir web sitesinden 800 bin lira alıyorsunuz. Günde 2-3 tane falan yaptığım oluyordu böyle. Ve şirket mirket yok yani. Hani tamam yaptık mı yaptık, açalım mı açalım, direkt öyle nakit çalışıyoruz. Ardından İstanbul'a geldim. İstanbul'da da ilginç bir maceraya atıldık. Mısırçarşısı.com diye. Olay da şu, her yöreden ve hani isminden mütevellit Mısır Çarşısı'ndaki ürünlerin hani bütün Türkiye'ye yayılması. İşte aklınıza gelebilecek her ürün var. Fasulyeden nohutuna, Antep fıstığından lokumlara kadar böyle. Hemen hemen her şeyi satıyorduk. Şimdi depon var mı senin yoksa? Sarıyer'de depo vardı.
Sen e-ticaret yapmışsın yani. Mısır çarşısı e-ticaret. Gerçekten e-ticaret yaptım ama o dönemde öğrendiğim şeyler o kadar fazlaydı ki o e-ticaret girişiminden hocam. Mesela hani lojistik nedir, siparişlerin yönetimi, finansı. Yani çünkü şey oldu, biz siteyi açtık yani bir sipariş gelir, iki sipariş gelir diye düşünüyorduk. Biz daha siteyi açtığımız ilk hafta sonu yanılmıyorsam 300'den fazla sipariş aldık. ya insanlar Mısır çarşısı açılsın da biz Antep fıstığı alalım diye bekliyorlardı herhalde. Yani biz Kayseri'ye kayısı, Antep'e fıstık sattık yani. O kadar iyiydik şeyimiz. Ama mesela şöyle bir şey oldu. Ya o öyle bir elimizde beklenti olmadığından dolayı sipariş beklentisi. Öyle bir stok da yok. Öyle bir volümü. Aynen öyle. Mesela biz UPS kargo ile çalışıyorduk o dönemde. Onlar da beklemiyordu. Sonra işler öyle büyüdü ki mesela UPS kargonun elinde bizim kargoları taşıyacak Sarıyer'de poşet kalmadı. Biz bayağı arabaya atlayıp Çorlu'ya gidip kargo poşeti almıştık. Böyle işte sabah 6'da kamyonlar geliyor. Böyle ben çuvallarla böyle depoya şey yapıyorum. Hani işi kendinizin olunca gerçekten her şeyini üstlenmek zorundasınız. Sonra da tabii orada öngöremediğimiz bir şey oldu. Hiçbir şeyin farkında değiliz. Sipariş geliyor, mal alıyoruz, malı vadeli alıyoruz. Hani kârda mıyız, zararda mıyız? Bir de internet olunca da biraz daha ucuza satmanız lazım normalden. Sonra yaklaşık 1,5 ay geçti. Biz böyle 100 bin liranın üzerinde ciro yaptık 1,5 ayda. Ve bir oturalım hesap yapalım ya dedik. Hani ne yapıyoruz, para kazanıyor muyuz diye. Ve 14 bin lira, 15 bin lira falan zarar etmişiz. Yani hiçbir şeyin farkında değiliz. Yani sürekli ürün gönderiyoruz da hani insanları böyle beslemek için hani neredeyse hani şey hayrına iş yapıyormuşuz. Hani farkında değiliz. Amma hizmeti. Gerçekten. O da battı. Sonrasında da Vircom ve Startup Hukuku doğdu. Vircom'da ne yapıyoruz? Vircom bir yapay zeka şirketi ve insan yani şirketlerin elindeki her türlü metni, her türlü şeyi anlamlı veriye çeviriyor aslında onlar için. Yani mesela Hürriyet'in yazılarını analiz edip yani içerisindeki duyguları ortaya çıkartıyor. Mesela Vodafone'la birlikte bir proje geliştirdik. Direkt Hürriyet yazarlarının bütün yazılarındaki cinsiyetçi ibareleri buluyorduk. Ve insanlara da bunu gösteriyorduk. Bak bu yazıda cinsiyetçi ibare var. Hani Hürriyet de bunu kabul etti daha öncelerinde. Sonra da bu çok başarılı oldu ve biz Hürriyet'teki cinsiyetçilik oranını hocam %11'den %3'e düşürdük. Gazetenin böyle bir hedefi vardı yani. Hedefi vardı. Ne güzel. Ve %11'den %3'e düşürdük yani Vodafone'la birlikte geliştirdik onu. Şimdi mesela Renault'un çağrı merkezini bütün gelen konuşmaları anlamlandırıyoruz. Yani mesela bir konuşma geldiği zaman bu ne ifade ediyor, sinirli mi, kızgın mı, neye sinirleniyor? Hepsini Renault için anlamlı bir veriye dönüştürüyoruz ve anında uyarıyoruz. Diyoruz ki bak hani bu adamlar bu şu yüzden sinirleniyor. Speech to text mi yapıyorsunuz? Speech to text yapıyoruz. Aynen. Ondan sonra da text mining yapıyorsunuz. Aynen öyle ama aynı zamanda sesten de analiz yapıyoruz. Yani ha. Diyoruz ki bu sesin şu anlarında volüm yüksek, frekansı şu aralarda değişmiş. İkisini birlikte yapıyoruz. Hani o da çok güzel oldu ve sonra da dedik ki yani bu işe mesela bir de sanat katalım. Bir de görselleştirmesini yapıyoruz tamamen yine yapay zeka tarafından. Mutluluğun resmi diye böyle. Bildin değil o. Ya da sinirin resmi yani. Sonra mesela şey oradaki çağrı merkezi konuşmalarının böyle yoğunluğuna ve durumlarına göre görselleştirmeleri ortaya çıkıyor. Bu şekilde yani hep bugüne kadar tailor-made projeler yapıyorduk. Ama bunu da bir yandan da ürünler geliştirmek için yaptık. Öyle özetleyebilirim yani. Vircom'un başka projeleri de var biliyorum ben. İşte evet. Üç boyutlu binayı evet. Almadan içine girip yerleşme, evet. İşte doğum sancısı çeken kadınların sancısını hafifletme falan gibi bir sürü böyle virtual reality, yapay zeka karışımı. Evet ve aslında biz şeyi gördük orada. Yani bir hukuk mezunu nasıl, bu işlerden nasıl anlıyor ya? Ya gerçekten orada insanın kendini kısıtlamaması lazım. Yani ben hukuk mezunu olmamı hep böyle avantajını gördüm. Çünkü şu anda dahi hani Türkiye'nin en büyük kurumlarıyla çalışıyoruz. Yani Vodafone'undan Hürriyet'ine, Renault'suna. Bütün sözleşmeleri Sağlık Bakanlığı'yla çalışıyoruz. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'yle çalışıyoruz. Üç boyutlu tapu hikayesi var bir de tabii. Evet gerçekten öyle. Ve bütün sözleşmeleri biz gönderiyoruz hala. Hani hepsi bizim elimizden geçiyor. O kadar büyük avantaj ki hani tabi caizse aparent sizde kalıyor. Öyle söyleyebilirim. Çünkü hukukçusun. Evet. Ve ben şeyi söyleyeyim burada. Mesela biz dedik ki inşaatlarda işte
daireleri 3 boyutlu gösterelim. Bunu bir işte önce sanal gerçeklikte deneyelim dedik. İstediğimiz performansı elde edemedik. Sonra dedik ki biz bunu web'de yapalım. Yani insanlar gelsin kat daire planlarını 3 boyutlu olarak incelesinler. Güzel gitti. Bayağı da hala kullanan firmalar var. Ama dedik ki yani hani gerçekten istediğimiz patlamayı yapmadı. Ama bizim o teknolojiyi geliştirmemiz bize şöyle bir avantaj verdi. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Türkiye'deki 30 milyon tane kadastral planı 3 boyutlu hale çevirecek. Ve o kadar yüksek maliyet çıkıyordu ki onlara. Bize dediler işte gittik görüşmeye, günde 50 tane falan yapıyorlar. Yani böyle bitiremeyiz biz bunu. Hani 50 tane şeyi manuel olarak yapıyorlar. Biz dedik ki biz bunu yani günde hani binlerce yapabiliriz. İnanmadılar. Bize Ankara Gölbaşı'nın bütün tapularını verdiler hocam. 3 günde bütün Gölbaşı'nı 3 boyutlu hale götürüp hepsine verdik. Hani bizim yapay zeka sistemlerimiz otomatik olarak çeviriyor bütün planı. O şekilde yani eldeki teknolojiyi Türkiye'de farklı alanlara uygulayabilmek, onu görebilmek gerçekten çok önemli. Kaç kişi çalışıyor şu anda bir konuda? Şu anda bir konuda 31 kişi olduk. Güzel. Şimdi arkadaşlar kendi hikayeleriniz müthiş. Ben ikinizin de çok başarılı birer girişimci olduğunu biliyorum zaten. Fakat ekosistem panelinde yani başka girişimciler için ne yapabilirsiniz, ne tür hizmetler sağlıyorsunuz? Biraz ona bakalım. Tamam. Senin özellikle startup hukuku tarafından bahsetmeni isteyeceğim. Tamam. O zaman senin de bu işte gerek ODTÜ olabilir, gerek KAUST olabilir veya herhangi bir hızlandırıcı mentörlük süreci. Sana geliyor girişimci, mesela bana çok geliyorlar. Ben bana gelmeyin diyorum yani ben hızlandırıcı değilim. Hocam bir fikrim var ne yapacağım? Sana geliyor girişimci bir fikrim var ne yapacağım diyor. Ne diyorsun? Önce benim ilk söylediğim ben şey... Ben kitap oku diyorum, müşteriyle konuş diyorum. Yok, ben direkt kitap oku demeyi artık vazgeçtim. Çünkü okumuyor çoğu. O zaman da ben üzülüyorum. Ama ben şunu soruyorum. Tamam, ben senin fikrini beğendim ya da beğenmedim. Senin için ne önemi var diye soruyorum önce. Hani bana geliyorsun, soruyorsun. Benden ne bekliyorsun? Diyor ki işte hani siz bu işi biliyorsunuz. Tamam ben bu işi biliyorum da sen benden daha iyi biliyor olman lazım. Neyi daha iyi biliyor olmam lazım? Çözmeye çalıştığım problemi. Fikrim geldi iyi bir şey ama o fikir geldikten sonra bir durmanız lazım. Ben bu fikirle ne problem çözüyorum onu anlamanız lazım. Eğer siz çözmeye çalıştığınız problemi yaşayan insanları, müşteriyi ya da kullanıcıları benden daha iyi anlamıyorsanız orada bir problem var. Demek ki problemle çok vakit geçirmediniz, müşteriyle çok vakit geçirmediniz. Sadece bir teknoloji geliştirmek istiyorsun. Fikre aşıksın. Yani bir şey yapacağım ben. Ya tamam da niye onu yapacaksın? Hep verdiğim örneklerden bir tanesi. Ruslarla Amerikalılar, gerçi biraz şey tarafı var da. Ruslarla Amerikalılar uzaya gitmeye çalışıyorlar. Amerikalılar $1 milyon harcıyor. Uzayda da çalışan bir tükenmez kalem yapmak için. Çünkü yer çekimi olmadığı için tükenmez kalem çalışmıyor. Ruslar $10 çözüyorlar işi. Nasıl? Kurşun kalemle yapıyor. Şimdi aslında biraz ya doğru bir hikaye değil. Çünkü kurşun kalemde grafen var falan onu kullanırsan yanar etrafında ama hani fikir olarak çok doğru bir fikir. Şimdi bazen girişimciler ya da fikir sahibi ben uzayda çalışan tükenmez kalem yapmak istiyorum diye geliyor. Ben de diyorum ki çözmeye çalıştığım problem ne? Bilmiyorum ben bunu yapmak istiyorum. Önemli olan ne yapmak istediğiniz değil. Onu kime kullanacağı ve onu şu anda kullanırken neden sıkıntı yaşadığını anlamanız lazım. Sizin onu benden daha iyi bilmeniz lazım. Sorundan başla diyor yani. Arkadaşlar asansör konuşmasındaki yarışmacılara da tip. Sorundan başlıyorsunuz. Ve müşteriden. Müşteri ya da kullanıcı. İlla ki her müşteri kullanıcı olmak zorunda değil. Mesela Facebook, siz kullanıcısınız ama müşteri reklam şirketleri. İlla öyle bir model yapın demiyorum. Sakın ha da yapmayın öyle bir model. Çünkü reklamdan Türkiye'de para kazanan çok insan yok. Çok şirket yok. Belki bir o ne diyor kazanıyordur. Reklam modeliyle iş yapmak çok 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 zor bir iş, özellikle Türkiye'de. Sakın o işi yapmayın. Teknoloji üretin ama teknolojiyi kimin için ve hangi problemi çözmek için ürettiğinizi anlatabilmeniz lazım. Genelde şu oluyor, işte ben şu eklenti, feature'ı koyacağım. Benim application'ımda şunu şunu yapıyor olacak, öbüründe onu yapmıyor. Onların hiç mi önemi yok? Onları başkası gelip sizden iki kat daha iyi yapabilir. Sizden daha iyi problemi anladıysa, sizden daha iyi müşteriyi anladıysa. Benim tek sorduğum soru. Bir de ne kadar süredir bu işle uğraşıyorsunuz? Eğer 6 aydır bu işle uğraşıyorsanız, kafanızda bir fikir var. Hala 6 aydır fikir aşamasındaysa bana çizim, mock-up, prototip, tasarım bir şey gösteremiyorsanız
siz bu fikirle ilgili konuşmayı seviyorsunuz. Bu fikirle ilgili bir şey yapmayı sevmiyorsunuzdur. Benim verdiğim bir tane ödev oluyor. Bunu yapmadıysanız 6 ayda, ben diyorum ki 48 saatiniz var. 48 saat içinde bana bir mock-up göndermeniz lazım. Bu bir web sitesi çizimi olur, application çizimi olur, prototip olur. Ne olursa olsun bir şey yapmanız lazım. Yapabildiğinizi görmedikten sonra ben e-mail'larınıza cevap vermiyorum mesela. İşte hani en temel şey, ben genelde şu oluyor, ama biz bunu yapamayız. Okey, çok güzel. Ben senin bana öğrenmek istediğin şeyi sen kendi kendine söyledin. Sen bu işi yapamayacaksın zaten. 48 saatte prototipini yapamadığın hiçbir şeyi yapma. Hepinize bir tane bir şey search etmenizi önereceğim. Tom Chi, T-O-M-C-H-I, Google Glass Prototype. Google Glass'ın prototype'ının, Google Glass yani milyon dolarlar harcandı, sonra bir işe yaramadı ayrı konuda, prototipinin ne kadar sürede yapıldığını bir araştırdım. Çok güzel yazıları var. Ona bakın her seferinde. Ya birisi prototipleme dediği zaman aklınıza ne gelecek? 48 saatten fazla sürüyorsa kağıda dökmeniz, çizime dökmeniz, sketch kullanmanız, hardware'i iki tanesini bir araya getirmeniz, o işten iş olmaz. Prototipten bahsediyorum. Çalışmasına gerek yok. Gösterebilmeniz lazım. Ve genelde ona bakıyorum. Hiç yapmadılar. Ve yapmıyorlarsa da zaten çok kolay oluyor. E-mail'lerine cevap vermiyor. Biraz önce bana bir arkadaş bir soru sordu ya. Ben dedi işte kamyon taşımacılığı için bir uygulama geliştirmek istiyorum. Tamam. Abonman mı satayım yoksa parça başı komisyon mu alayım? Hangisini önerirsin dedi. Sen olsan ne derdin? Kaç tane kamyoncuyla konuştun? Hangisine ne teklif verdin? İlk sorun buydu. Evet. 100 oldu mu dedim, 20 dedi. Nerede arkadaş, burada mı? 20 iyi. 20 başlamak için dedi. Güzel. Sonra? Ve hani göster hani nasıl çalışacak. Bir şey çizmen lazım. Kağıda kalemle bile çizmişsin. Benim Zillion Pitch'in ilk şeyi, draft'ı, ben kağıt kalem çizdim. Sketcher öğrettiler bana. O zaman her şey hazır. Model, her şey hazır. App çalışıyor. Sadece gelir modelini soruyor. Abone mi satayım diyor. Soracak, komisyon. Soracaksın. Abone... Müşteriye soracaksın. Aynen. 20 kişiye konuştun ya. 20'sinden 10 tanesine diyeceksin ki bunu abonelikle satıyorum. Kaçı aynı hikaye diyor. Gördün mü? 10 tanesine diyeceksin ki bunu komisyonla satıyorum. Kaç tanesi okey diyor. Aynı hikaye. Hangisinden kaç tanesinden fazla para kazanacağına göre. 2 tane farklı şirket kuracaksın. Bakacaksın hangisine daha çok müşteri geliyor. Bir de şunu unutmayın arkadaşlar. Siz şirketinizin sahibisiniz ama şirketinizin ne yapacağını siz karar vermiyorsunuz. Müşteri. Siz müşteriye hayır ben sana böyle satacağım derseniz müşteri de almıyorsa o şirketin bir anlamı yok. O yüzden siz kafanızdaki fikri oraya geçeceksiniz ama İşin nasıl çalışacağını müşteri zaten size soracak. Tamam bak, baştan sağmamışım seni, anladın mı? Tavsiye, profesyonel tavsiyesi de bu. Kolay yani. Peki sen nasıl destek veriyorsun bu girişimci haberlerine? Biz startup hukuku olarak ilk başta dedik ki ya zaten... Startup hukuku nedir abi, şirket mi? Ya isminden mütevellit böyle startupların hukukuyla ilgilenen, bunların bütün hukuksal hizmetlerini gerçekleştiren bir şirket. Ama en başında öyle değildi. Ve startup hukuku da bir ihtiyaçtan doğdu. Yani mesela biz bir konuda kendi hukuksal işlerimizi gerçekleştirirken bile hani zorlandık. Dedik ki ya bu böyle gitmez yani, hani insanlar bunu yapamıyordur, halledemiyorlardır. Yani startuplara hizmet verecek hukuk firması sayısı çok düşüktü Türkiye'de. Evet, çok düşüktü gerçekten. 3-4 falandı yani. Aynen öyle ve biz de şey yapmaya başladık. Dedik ki yani bir web sitesi açalım, isteyen herkes katkı versin. Yani tek şartımız var, anlaşılabilir olsun yazılar. Yani insanlar geldiğinde ya sıkıcı hukuk yazıları olmasın, yani girişimcilik üzerine yazılar olsun, hani bunun hukuksal temelleriyle ilgili yazılar olsun. Siteye müthiş bir ilgi oldu. Yani aylık 70-100 bin lira arasında kişi giriyor ve yani startupların hukukuyla ilgilenen bir site için gerçekten ya çok güzel. Baştan içerik geliştirdiniz ve siteye gelen trafikten böyle bir ihtiyaç olduğunu gördünüz. Aynen öyle. İşte proof of concept diyoruz buna arkadaşlar. Bu işin olacağını siteye gelen trafikten görüyorsun. Ve sonra dediler ki işte ya eğitimlere çağırmaya başladılar. Yani ben ilk startup hukuk kurulduğunda hukuk öğrencisiydim. Bilgi Üniversitesi'nin yüksek lisansında ders veriyordum. Ders vermeye gittim böyle. Hani öyle ilginç bir durum vardı. Neyse sonra ciddi eğitimlere de aynı şekilde talep gelmeye başladı. 50'nin üzerine biz eğitim verdik o dönemde. Ve şey yapmaya eğitimde başladı. Eğitimde ne anlatıyorsunuz abi? Ya startup hukuku 101 veriyorduk. Yani biz böyle bir saat. Şirket nasıl kurulur? Şirket nasıl kurulur? Ortaklık sözleşmesine neye dikkat etmeniz lazım? Web sitesini açarken neye dikkat etmeniz lazım? Hap bilgi gibi birer saatte bunları direkt anlatıyorduk.
AŞM olsun, kapanım olsun, evet. Limited mi olsun? Gerçekten o kadar faydalı oluyordu ki girişimci için. Hani aydınlanıyor ya, hani şirketimi nasıl kurmalıyım, bir hukuksal farkındalık oluşuyor. Sonrasında da hani ya ben hayatımda hiç böyle anlamamıştım bunu deyip hani siz hizmet veriyor musunuz demeye başladılar. Ve vermeye başladık. Şu anda 300'ün üzerinde startup'a hizmet vermişiz Türkiye'de. Ve bunların aynı zamanda geçen sene yaklaşık 40 tane yatırımda doğrudan görev almışız. Yani ya yatırımcı ya da yatırım aldıkları tarafından. Zaman da size geri geliyorlar. Yatırım aldıkları zaman da geri geliyorlar. Ya arkadaşlara söylesene lütfen bana danışmadan şirket kurmayın, yatırım almayın. Yani ya bana olması şart değil. Bir avukata danışmadan. Ben şunu yaşadım geçenlerde. Birisi bir firmayla işte ortaklık sözleşmesi imzalamışlar, yatırım almışlar. Hiç avukata danışmamış, ya zaten para alıyoruz, işte ne kadar üzebilirler diye. Adamların şu anda yanılmıyorsam 340 bin dolar borcu var firmaya. Ve bana dediği şey şu, abi bundan sonra hani kira sözleşmesini bile avukata danışmadan imzalamam. O kadar tövbe ettim ki dedi. Çünkü gerçekten bu bir ihtiyaç, hani bize olması şart değil. Yani kesinlikle yatırım alınacağı zaman, girişim kurulacağı zaman yani bir avukata gidilmesinin maliyeti gidilmemesinden çok daha ucuz. Kaç para alıyorsunuz abi şirket kurmak için? Tamamen değişiyor hocam. Biz şirket kuruluşunda da yer almıyoruz. Onları muhasebeci halletsin diyoruz. Ama hani biz oradaki bütün sözleşmeleri, danışmanlıkları, sözleşmeleri yazıyoruz. Sonra biz Amerika açılımlarına destek... 50 bin lira mı, 10 bin lira mı bir fikir ver. Startupları üzmeyecek şekilde söyleyebilirim yani. Hani kuruluş işlemlerinin hepsi tamamen 4 haneli. Öyle söyleyebilirim yani. 10 bine bulmuyor diyorsun. 10 bine bulmuyor oradakiler. Sonra biz dedik ki, ya bu hizmeti biz bu şekilde güzel verebiliyoruz, neden Amerika'da bu işi yapmayalım? Sonra Amerika şirketleri kurmaya başladık. Orada da ciddi bir talep geldi ve sadece Türklerin Amerika'ya açılımlarını değil, ya Amerikalıların da Amerika'ya açılmalarını, Amerika'da şirket kurmalarına destek verir hale geldik. Yani bunu da nasıl yaptık? Content marketing'ti. Yani YouTube'a İngilizce videolar koyduk, Quora'da sorularını biz cevapladık derken orada da ciddi bir ilgi gördük. 100'ün üzerinde biz Amerika şirketi kurmuşuz ve... Amerikan şirketini Amerika'da kurdunuz siz. Evet. Onlardan biraz daha çok para alıyorsun. Evet, onlardan biraz daha çok para alıyorsun. Dolarla. Onlar da 4 şey ama o 4 tane de şey oluyor. Sonra dedik ki yani biz bunu bir servis haline getirelim ki yani daha hızlı büyüyelim. Şimdi Klemta isminde bir servis kurduk. Klemta'da da direkt insanlar gelip online bir şekilde aynı Stripe'ın Atlas programı gibi şirketlerini kurabiliyorlar. Malezya'dan tutun Afrika'ya işte böyle online böyle tıklayarak evet, Sudan, Hindistan, pop-up'larla falan. Çin evet aynen öyle tamamen ve 10 dakikada şirketlerini kuruyoruz Amerika'da. Yani dünyanın şu anda 46 ülkesine ulaşmışız. Dünyanın 46 ülkesinden insanlar Türk bir firma aracılığıyla Amerika'da şirket kurmuşlar. Amerika'da şirket kurmak zaten 200 dolar falan değil mi? Aynen öyle. New Jersey. Ya bütün işlemler toplam böyle 350 dolar gibi bir şey tutuyor. Bu arada tutuyor. Arkadaşlar niye Amerika'da şirket kurarsın ki diye düşünürseniz, soracak olursanız ticaret kanunları arasındaki farklılık nedeniyle Türkiye'de kurduğunuz bir şirkete yurt dışından yatırımcı bulmanız neredeyse imkansız. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de de girişimimiz Türkiye'de bile olsa, bütün istihdam Türkiye'de bile olacak olsa şirketin Aldık, Amerika'da aynen. kurulması daha akıllıca olabiliyor eğer yatırım almak istiyorsanız yurt dışından. Aynen. PayPal yok hala. Aynen. Mesela biz şöyle bir şey de yaptık hocam. Şu anda şirket kurulumu için 350 dolar alıyorduk. Alıyoruz. Ve bunun biz manuel yaptığımız zaman... Automated işten. Aynen automated işten. Biz bunu manuel yaptığımız zaman çok daha fazla alıyorduk. Belki 1500-2000 dolarları buluyordu. Yani 5'te 1'ine, 6'da 1'ine düşürdük. 350 dolar sana veriyor. 200 dolar New Jersey'ye veriyor. 550 dolara şirket kuruldu. Aynen öyle. Hatta şöyle desteğiyle. 350 doların içerisinde şey de var. Eyalet fiilleri de var. Oo müthiş. O kadar ucuzlattık. Maliyetimizi, fiyatımızı 5'te 1, 6'da 1'ine düşürmemize rağmen hani kazandığımız para 10 katına çıktı diyebiliriz. Tabii ki. Çünkü çok daha büyük bir pool'a hitap etmeye başladın, rakipleri sildin, süpürdün. Aynen öyle. Arkadaşlar ikinize de bir son soru soruyorum. Tabii ki. Türkiye'de girişimcilerde gördüğünüz en önemli eksiklik ne? Bir veya iki tane, üç tane. Nelere özellikle dikkat etsinler? Türk çocukları neleri birazcık atlıyorlar? Bununla alakalı sen, ben çok yazmıyorum. Anlaşma tarafında, tamam. Sen de konsept seviyesinde. Ben çok hani Erhan Hocam gibi düzenli yazmıyorum ama bir tane yazdım. Orada da okursunuz belki daha çok vakit bulmak için.
Yavaş gitmeyin. Bu 48 saat şeyini o yüzden zorluyorum ben girişimcilere. Yavaşladığınız anda aynı anda aynı problemi çözmek isteyen 50 tane adamın arkasında kalıyorsunuz. Başarılı olan başladığı andan sonra da hızını kaybetmeyen, ikincilerin önünüze geçmesini hızlı olarak engelleyebilirsiniz. Utangaç olmayın. Yani biz biraz böyle eğitim sisteminden de kaynaklı çok tartıştığımız şeylerden biri. Böyle aman ben öne çıkmayayım, aman ben saklanayım, aman arkada durayım, birisi sorursa gönüllü olmayayım şeyimiz var. Biraz utangaç meşrebiz. Onu bir geçin. Üçüncüsü de çok küçük düşünmeyin. Ülke büyük, ekonomi büyük gibi gözüküyor. Ta ki daha büyük bir ekonomiye, daha büyük bir ölçeği gördüğünüz zaman. Ben Türkiye'de olup da teknoloji olarak geliştirilebilecek her şeyin çok daha fazla değerli Amerika'da satılabileceğini gördüm. Biraz önceki örnekte onun %100 şey kanıtı. Yavaş gitmeyin. Slow. Don't go slow. Utangaç olmayın. Don't be shy. Ve küçük düşünmeyin. Don't think small. 3 tane S. Bunları çözün. Bunları çözerseniz daha hızlı gidersiniz. Güzel. Bir de dilinizi düzeltin. Yani öğrenin. Merak etmeyin. Hintlilerin de aksanı bozuk. Çinlilerin de aksanı bozuk. Amerika'daki herkesin aksanı bozuk. Sizinki de bozuk. Parçala, ama yani adamlar konuş, çıkıyorlar aynen. Sahneye, anlatıyorlar. Hani o işte utangaçlığı geçerseniz dille alakalı problemi çözersiniz zaten. Bu arada kitaptaki chapter'ın da özetini verdin. Değil 3 S'yle. Evet. Tamam. İşte Ceylanlar kitabında Ozan'ın da bir yazısı aynen. Var. Şöyle hocam, ben de kesinlikle küçük düşünmemelerini öncelikle söylemek istiyorum. Yani global düşünün diyorsun sen. Hem global düşünsünler hem de Türkiye'de de yani gözlerinde firmaları büyütmesinler. Yani yani ben şuraya satabilir miyim? Eğer gerçekten o firmanın bir ihtiyacını çözüyorsan o firma gelir senden onu alır. Koca bilmem ne holding bende ilgilenir mi demesin yani. Kesinlikle demesin ve yani bizim bu son 3 yıldır gösterdiğimiz tecrübeler şudur. Yani en kurumsal gözüken firmalar bile gerçekten gözüktükleri gibi kurumsal değiller. Hani bir yani orada hani gözüde büyütülecek bir şey yok. İçine girince görüyoruz. İçine girince kesinlikle görüyoruz. Sözleşmelerde de hocam kesinlikle hak ve yükümlülüklerine dikkat etmeleri lazım. Yani biz bu sözleşmeye göre ne veriyoruz? Karşında da ne alıyoruz? Çünkü o kadar küçük trikler koyulabiliyor ki önlerine ve aynı şekilde ortaklık yaptıkları sözleşmelerde bile ya biz şeyi gördük. Geçenlerde bir yatırım müzakeresinden çıktıktan sonra tamam anlaştığımız final şeyi versiyonu budur dedik. Bize gönderin, imzalasın girişimci. Tamam dediler. Gönderdikleri soft copy'de şeyi değiştirmişler. Pardon hard copy'de. Sözleşmeyi değiştirip öyle göndermişler. Vay. Bunu yatırımcı mı yapıyor? Bunu yatırımcı yapıyor. ve bunu yapan da hani gerçekten ciddi kurumsal bir yer. Yani kurumsal bir yatırımcı. Çok kurumsalmış. Çok kurumsalmış. Tabii. Ya o kadar şeyler dönebiliyor maalesef ekosistemde. Hani evet. Bastırırken değiştiriyorlar. Hani okumasak tamamen hani gözden kaçmıştı. Ya, o yüzden her zaman dikkatli olmak lazım. Arkadaşlar bu hukuk tarafı gerçekten çok önemli. 350 bin dolar yatırımı aldım aman ne güzel diye hemen çat imzaya atıyorsun ama... Yani şirket battığı zaman ne olacak? Evet. Para nasıl dağıtılacak? Kesinlikle. İkinci yatırım geldiğinde ilk yatırımcının hakları nedir? İlk yatırımcı yönetim kuruluna kaç kişi koyuyor? İlk yatırımcı senin üzerinde ne kadar hak ve yetkiye sahip? Bunları çok dikkatli okumanız lazım. Parayı aldık diye seviniyorsunuz ama aslında kendi kendinizi ciddi bir kafese kilitliyor olabilirsiniz. Onun aynen için öyle. Lütfen çok dikkatli olun. Buraya vereceğiniz 3-5 bin lira... size çok büyük ileride getiri ile dönebilir. Ben öyle. Hala eski şirketin ortakları ortaylı davalı. Şirketi devrettim. Gidip noterde tescil etmediği için hala ticaret sicilinde gözüküyorum. Adam da devretmiyor. Hani ben yokum artık şirketi varmışım. 5 o şirket hala... şimdi bir borç çıkarsa, işte SGK borcu falan ya, çıkarsa ya, kapına ya. Dayanırlar ve devlet parasını alır haberin olsun. Evet, evet. Aciz gelebilir. Peki gençler çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.